Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni Klan Savaşı videosuna hoş geldiniz. Too Late for Stop klanındayız. Lig'den önceki son klan savaşı. Rakibi 59-55 gibi bir skorla yendik. Klan serisi de 18'e çıkmış oldu. Bir savaş istatistiğine göz atalım. 9 tane 3 yıldızımız var. Rakibin ise 5 tane 3 yıldızı var. Bu 5 saldırıda her çeşit ordudan göstereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl düzenlere hangi saldırılar gerçekleşmiş, hangi ordu kombinleri kullanılmış. Bir numaradan başlıyoruz. Tom Clash hesabıyla atılan bir üçlük var arkadaşlar. Yeti atıcı saldırısı izleyeceğiz. Hemen sağlı sollu 2 balon 1 bebek ejder okçu kulelerine bırakıldı. Okçu kuleleri düştükten sonra 6 yönüne kraliçe yürüyüşü başlatıldı. Hemen bir adet kahraman avcısıyla rakip kraliçe indirmiş oldu. 4 tane X'i şu an kraliçeyi hedef aldı arkadaşlar. Bu oldukça çok riskli. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Tabi 2 X'i öndeki X'leri havada, arkadakiler karada. Saat 9 önünden de barbar kral ve cadı bıraktı. Kraliçeye bir öfke takviyesi. Buradaki X'nin karaya bakması şifacıları hedef olmaktan kurtardı. Ve sağ 8 yönünden de Yeti atıcı saldırısına başladı. Elinde tek bir adet atlama büyüsü vardı. Onu da hemen köyün merkezine geçecek şekilde bıraktı. İlk giriş noktaya. Orduya bir öfke. Zeplin de ordunun arkasından bırakılarak belediye binasına doğru düştü arkadaşlar. Merkez noktada tam da kasırga tuzağı çıktı. Klan kalesinden cadı, süper bebek ejder ve kahraman avcısı çıktı. Şampiyonu da yine saat 10 yönünden bıraktı. Savunma almada, dışarıdaki savunmaları almada yardımcı oluyor. Kraliçe alt noktada yürüyüşüne devam ediyor. Merkez noktada süper bebek ejder birçok atıcıyı aldı arkadaşlar. Ve şampiyonu da indirdi bu arada. Elinde bir adet buz var. Kraliçenin özelliği duruyor. Cadılar süper bebek ejderi indirmiş oldu. Bu klanda kraliçe yürüyüşleri gerçekten çok iyi yapılıyor. Sizler de kraliçe yürüyüşünü bu şekilde yapmaya çalışın. Tabii ki sizler derken aynı şekilde benim de bu şekilde yapmam gerekir. Çoğu savaşlarda kraliçeleri hayatta kalıyor ve gerçekten çok iyi noktalardan, çok riskli noktalardan klan kraliçe yürüyüşü yapılıyor. İlk saldırı bu şekilde gerçekleşti. Hemen 4 numaraya geçiyoruz ve Lucky Star hesabıyla nasıl bir üçlük gelmiş izleyelim. Bir ejder yarasa saldırısı izleyeceğiz. Elinde de bir adet elektro var. 2 adet de buz golemi var. Bakalım nasıl olacak. Hava püskürtücüleri çapraz olarak biri belediye binasının oraya bakıyor. Biri de üst tarafa saat 12 önüne doğru bakıyor. Bakalım giriş nereden yapılmış. Evet, saat 1 önünden 2 balon 1 elektro bırakıldı. Yine alt noktadan da saat 3 önünden de bir buz golemi. Ardından kraliçe ve alt noktaya da barbar kralı bıraktı. Ve ejderler de saat 2 önünden geldi. Ön noktada kahraman şampiyonu indirdi kraliçe. Ordunun arkasından da zeplin bırakıldı. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Hava püskürtücüsü şu an merkez noktadaki ejderleri alıyor. Klan kalesinden bir ejder 5 balon çıktı. Daha doğrusu zeplinden, klan kalesinden de 2 buz golemi çıktı. Ve yarasalarla saat 11 yönünden başladı ve 9 yönünden de bir buz golemi, bir şampiyon bırakarak yarasaları tamamen bu noktaya geçmesini sağlamaya çalıştı. Kahramanlar da alt noktada daha fazla ilerleyiş yapamadı.
Gerçekten güzel bir taktik. Hemen özetleyelim. Saat bir yönünden Elektro bu bölgeyi temizledi. Kralla bu bölgeden giriş yaptı. Kraliçe ile bu bölgeden giriş yaptı. Buz golemi ile birlikte desteklendi. Kahramanları bu bölgede iyi bir temizlik yapmasını sağladı kahramanlarla bu bölgeyi. Daha sonra iki noktasından ejderler bırakıldı. Çapraz olarak belediye binasına zeplin bırakıldı. Daha sonra ejderler tabii merkez noktada erimiş oldu. Şampiyonla yine saat 9 yönünden ve yarasalar da bu bölgeden bırakılarak bu şu şekilde yarasalara yön verildi. Tabii şampiyon da buradan bu şekilde güzel bir temizlik yapmış oldu. Güzel bir taktik anlayışı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu saldırıda. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. 16 numaraya atılan bir saldırı var. Ghost hesabıyla. Bir kraliçe yürüyüşü binici madenci saldırısı izleyeceğiz. Elinde 8 adet normal duvar kırıcısı var. Ama köye baktığınızda duvar seviyesi düşük. Saat 4 yönünden 2 balon bir bebek ejder geldi. Daha sonra yine aynı noktaya kraliçe bırakıldı. 2 tane büyücüyle de saat 3 yönünde kraliçeye yardım amaçlı temizlik yapılıyor. Hemen bir duvar kırıcı bıraktı ama ilerleyemedi. 2 adet duvar kırıcı daha bıraktı. Öfkenin etkisiyle ilk duvar kırılmış oldu. Yine elindeki son duvar kırıcıları da bırakarak bir duvarda daha sonra belediye binasının önündeki duvarı da kırmış oldu. Kraliçe rakip barbar kralı indirdi. Daha sonra öfkeyle hemen rakip kraliçeyi de indirecek. Ve özelliğini de kullanarak belediye binasını almış oldu. Saat 12 noktasından barbar kral bir noktasından da kışla bırakıldı ve iki noktasından da tüm ordu bırakılmış oldu. Bakın bu bölgeyi kraliçe ile temizledi. Kışla ve barbar kralla da üst noktayı temizlemeye çalıştı ve geri kalan orta noktadan da binici madenciler bırakıldı. Kraliçe son bir öfke büyüsü. Oradaki rakip şampiyon buzlandı ama daha fazla ilerleyemedi. İlk sayıları hedef almıştı kraliçeyi. Klan kalesi çıkarmaya hiç uğraşmadı. Direkt orduyla karşılaşıldı. Klan kalesi direkt orduyu karşıladı. Barbar kralın özelliğini kullandı. Hemen bir zehir geldi. Şampiyon da orta noktada madencilerle birlikte savunma almaya devam ediyor. Hemen orada Kaya Saçar'a bir buz büyüsü geldi. Şampiyonun özelliğini kullanarak canını yarıya indirmiş oldu ve daha sonra da dibine kadar girip temizlemiş oldu. Güzel bir saldırı izledik yine. Binici madenci çok izliyoruz, çok görüyoruz. Kendi klanlarımızda da aynı şekilde. Ama giriş yöntemi biraz daha farklı. Klan kalesine direkt karşılamak, orduyla karşılamak biraz daha riskli aslında. Güzel bir üçlük yine. Güzel bir taktik anlayışı ve geçiyoruz. 18 numaraya arkadaşlar. Kada hesabıyla atılan bir saldırı var. Yeti atıcı yarasa saldırısı. Arkadaşlar Kada bu orduyu çok çok iyi kullanıyor. Hama Ürek'ten sonra gördüğü en iyi yarasa atıcı saldırısını kullanan kişi arkadaşlar. Saat 9 yönünden koruyucu yürüyüşüyle savaşına başladı. Bir yeti saat 6 yönüne bırakıldı. Ardından 2 balon bir atıcı bırakmıştı. Okçu kulesi inmedi. Peşinden bir atıcı daha bırakıp buradaki okçuyu da indirmiş oldu. Atölyeye hemen bir okçu daha bıraktı. Koruyucu yürüyüşüyle saldırısına devam ediyor. Bir yetiyle şu bölge temizlenmiş oldu. Daha doğrusu bir yeti değil, iki yeti olması lazım. Yine dikkatinden kaçtı orası. Yine saat 7 yönünden barbar kralını bıraktı. Elinde de 5 adet normal duvar kırıcı var ve 8 yönünden de
tüm ordusunu bıraktı. Elindeki 4 balonu da yine ordunun arkasına bıraktı. Zeppelin de belediye binasına doğru yine ordunun arkasından bırakmış oldu. Hemen orduya bir öfke. Duvar kırıcılar da öfkenin etkisiyle merkez noktadaki kaya saçının önündeki duvarı kırmış oldu. Hava püskürtüsü bayağı sıkıntı çıkarıyor şu an. Rakibin klan kalesinden süper bebek ejder ve ejder görüyorum. Yetiler şu an merkez noktaya girmiş bulunmakta. Şampiyon da saat 4 yönünden bırakıldı. Merkez noktada yine orduya bir öfke takviyesi yapıldı. Evet, klan kalesinde almış oldu kraliçe. Tüm yeti ve atıcılar şu an merkezden çıkmaya çalışıyor ve yarasalarla da saat 3 önünden savaşına başladı. Kraliçe üst noktaya ilerleyişini yaptı. Elinde 3 adet buz büyüsü var ve ilk buz büyüsünü kullanmış oldu. İkinci buz büyüsünü de hemen büyücü kulesine kullandı. Ve elinde 1 adet buz büyüsü var ve kraliçe yine hayatta. Çok güzel bir saldırı. Açıkçası bu düzenin kimin üşüleceğini çok merak ediyordum. Ve Kada burayı üşledi. Kraliçenin özelliğini kullanmadı. Geçelim bir sonraki saldırıya. Ve bu da bizim son saldırımız. 20 numaraya Üzeyir arkadaşımızın yapmış olduğu bir saldırı ve Zepsu'yu Lalok saldırısı. 3 tazı, 33 balon, bir kahraman avcısı. 9 milyon ve 1 okçu var. Bakalım savaşına nasıl başlayacak? Yıldırımları nereye kullanacak? Evet, merkez noktada hemen klan kalesinin olduğu bölgeye bıraktı. Tabii beklemesinin sebebi rakip kraliçenin burada olması ve yıldırımı da rakip kraliçeyi aradan çıkarmış oldu. Hemen saat 9 yönünden önce barbar kral, daha sonra arkasına kraliçeyi bıraktı. Barbar kral üste doğru ilerliyor. Bakalım kraliçenin yönü nasıl olacak? Evet, testeler de o bölgeden çıktı. Hemen iki tazı ve geri kalan balonları bıraktı. Elinde 10 adet balon var. Hemen kaya saçara bir buz büyüsü geldi. İkinci tazıyı da saat 5 yönünden bıraktı. Arkasına yine 3 balon. Balonların arkasına da Zeplini bıraktı. Belediye binasına doğru hareket ediyor. Yine parça parça aşağı noktadan balon bırakıldı. Belediye binası Zeplin içindeki yeti ile düşürmüş oldu. Bu düzendeki X'lerin hepsi karaya bakıyordu. Elinde bir hız ve bir buz büyüsü daha var. Gerçekten klanın hayran kaldığı bir saldırı oldu bu. Tabi hava püskürtüsü biraz sıkıntı yaratsa da bir hayli fazla balon var. Yani merkez noktayı yıldırımla aldı. Daha sonra kral bu şekilde hareket etti. Kraliçe aslında bu noktaya dönecekti. Dönmeden hemen tazı balona başladı ve kraliçe daha sonra yönünü bu şekilde değiştirdi. Yine elindeki balonlarla parça parça buradan bırakmış oldu. Ve balonların yönü bu şekilde ilerlemiş oldu. Tabi Zeppelin'le de direkt binayı alarak balonların toplu olmasında ve üst bölgeyi de temizlemesinde, Zeppelin'in üst bölgeyi temizlemesine yardımcı olmuş oldu. Güzel bir saldırı. Bu köye aslında ilk saldıran bendim ve 2 yıldız almıştım. Klan kalesinden dolayı. Üzeyir arkadaşımızın performansı gittikçe yükseliyor. Klan içerisinde beğenilen oyuncu olmaya başladı. İlk saldırısını da 2 numaraya gerçekleştirmişti ve %98'de kaldı. Yine bir tazı balon saldırısıydı. Klan kalesinde çıkan bir buz golem biraz oyalayınca işte saldırısı 3 yıldız değil 2 yıldızda kalmış oldu. Sağlık olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu da burada sonlandırıyoruz.
Umarım işinize yarayan saldırılar olmuştur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.